Ölçekli Sağlıklı Yaşam programına bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, kalp damar rahatsızlıklarıyla başlayalım dilerseniz. Evet. Kalp damar rahatsızlıkları neden niçin olur? Evet, nedenleri. Sebepleri. Birçok uzman çeşit çeşit görüşler ele sürüyor. Bazıları diyor ki hamurlu yemeyin, kilo alırsınız. Bazıları diyor ki et peynir yemeyin. İşte protein tehlikelidir. Çeşit çeşit görüşler var. Fakat olmayan bir şey var. O da nedir? Yani birçok ilim adamının açıklamadığı veyahut da bilmediği, henüz ismini duymadığı. Bundan 30 yıl önce Almanya'da ev doktoruna demiştim ki bendeki homosistin oranı kanımdaki ne kadar demiştim. Homosistain mi dedi? Evet dedim. Doğru mu söylüyorsunuz? Evet doğru söylüyorum. Yazdım, verdim homositayin. Yanında çalışan hemşireyi çağırdı. Dedi ki homositayin nedir dedi. Bilmiyorum efendim duymadım dedi. Gökçek dedi doğru mu bunun dedi Almanca. Evet homositayin. Bilmiyorum dedi. Hiç duymadım dedi. Allah Allah dedim. Ben yanlış yere mi geldim acaba? Şimdi homositayin yani şimdi birçok hasta, birçok raporla geliyor. Ama homosistinle ilgili hiçbir bilgi yok, hiçbir belge yok. Kolesterolün şu kadar, lipid, trigliserit vesaire vesaire her konuda bilgi var, var, var. Homosistinle ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir tahlil yok. Ne idrar, ne kana bakılıyor, hiçbir şey yok. Halbuki homosistin çok çok tehlikeli. Yüksek kolesteroldan tansiyondan vesaire vesaire hepsine tehlikeli. Neden? Çünkü kalp krizine, beyin kanamasına, depresyona, panik ata, Alzheimer'a sebep olur, böbrek yetmesine sebep olur, şeker hastalığına sebep olur. Nasıl oluyor da bütün bu hastalıkları tetikliyor? Homosistin, homosistin anemi denir kandaki yükselirse. Efendim, kişi et, peynir, yumurta gibi aşırı hayvansal besinlerle beslenirse proteinler amino aside dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Evet. Et yedi, peynir yedi, yumurta yedi. Amino asit hücrelerin yapımında kullanılan yapı taşı gibi düşünelim. Ev yapıyorsunuz tuğla gerekir. Hücre yapımında da ne gerekir? Amino asit. İşte proteinler amino asite dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Bu da homosistin. Homosistini kişinin vücudundaki, kanındaki, karaciğerindeki B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar amino asite dönüştürür bu toksik maddeyi. Fakat B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit, folik asit'e B9 vitamini denir. Bu vitaminler azaldığı zaman homosistinin ne? Amino asit dönüşte hiçbir şey. Homosistin sürekli yükselirse ne olur? Kalp damar rahatsızlar olur. Aniden beyin kanaması, kalp krizi olur. Peki bunu bitkisel çözüm yollarıyla önlemek mümkün mü? Evet, evet. Tabii. Çok güzel bir soru. Var. Ona da çözümü var. Homosistini, LDL kolesterolünü oksitliyor. Neden tehlikeli? Tehlikeli olmasının sebebi şu. Homosistin LDL kolesterolü, burayı açıklayayım da karışmasın. Evet. Onun için oraya geleceğim. LDL kolesterolünü oksitliyor. Oksitlenen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılıyor. Kanımızda ahtapot gibi dolaşan bir hücre var. Makrofaj denir. Makrofaj zararlı bakteri, virüs ve mantarları ahtapot gibi yakalar, yer veyahut da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak öldürür. Yakalamadığını öldürür, yakaladığını yer yutar. İşte oksitlenen LDL kolesterolü mikrop gibi algılıyor, yiyor makrofaj şişiyor, balon gibi patlıyor, ölüyor. Bu da damarların iç yüzeyine böyle yapışıyor, plaklar oluşuyor. Kişinin damarları yamalı bohça gibi oluyor. Ani bir sinir, üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, tansiyon yükselmesi çok büyük tehlike arz ediyor. Evet.
Buna karşı ne var? Evet, kalp damar rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki alıç. Şu resmini gördüğümüz çiçeği. Alıç. Alıcın bilinen dünyada 900 çeşit alıç var. 900 çeşit alıç. Bu 900 çeşit alıçtan 90 çeşit Türkiye'de yetişir. Evet. 90 çeşit alıçtan biz köyde çocukken 11-12 yaşlarında ta giderdik, alıç toplar yerdik. Bu yenen alıç değil, meyvesiz yenen alıç değil. Meyvesi çok küçük olur, içi çekirdek dolur. Yenmez, yenecek bir şeysi yok. Normal etli alıç gibi değil. Buna loplu alıç, kertikli alıç, şifalı olan. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi şifalı. Almanya'da 940 kardiyolog, 3664 hastayı alıçtan elde edilen bitki ekstraktı ile, bitkinin ekstraktı, çayı yeterli değil. Bitki ekstraktından elde edilen damla, draje, kapsüllerle tedavi etmişlerdir. Ha, bazıları diyor ki Panax damar açar, Panax damar açar diyor. Panax damar açıcı değil. Bu nedenle bu konuda bazıları yanlış bilgi veriyor, insanları yanıltıyor. Panax bildiğimiz ginseng. Evet İbrahim Bey, bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Elif Hanım. Bize ne konuda yavrum? Hangi konuda size yardımcı olabiliriz? İbrahim Bey burada. He, İbrahim Bey'in ilaçları çok iyi geldi yavrum. Allah razı olsun ondan. Hangi ilaçları kullandınız? Yani bitkisel çözüm yollarını konuşuyoruz burada. Tonik mi ne bir ilaç öyle hani? Biri kırmızı ilham, kırmızı ilham, biri de sarıydı, sarı, limonlu. Ha evet, tonik ve iksir. Kırmızı olanı, kırmızı lahana, beyaz lahana içerir. Bu gastrit, ülser, reflüyü iyileştirir. İksir ise limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın, başak, otu, zeytin yaprağı içerir. Bu da kalp damar rahatsızlarını iyileştirir. İsterse kişinin kalp damarları tamamen tıkanmış dahi olsa açar. Geçti mi rahatsızınız tamamen Elif Hanım? Geçti. Allah senden bin kere razı olsun İbrahim Bey hocam. Allah sağlık sıhhat versin. Senin ilaçların çok güzel geldi. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ olasın. Başka sorunuz var mı Elif Hanım? Başka sorunuz var mı? Sorunumuz var da şimdi hani getirtireceğim. Şekeri var. Hı hı. İşte o ilaçları getirdik. Damarlar açıldı. İbrahim hocamızdan Allah razı olsun. Bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Elif Hanım. Bize ne konuda yavrum? Hangi konuda size yardımcı olabiliriz? İbrahim Bey burada. İbrahim Bey'in ilaçları çok iyi geldi yavrum. Allah razı olsun ondan. Hangi ilaçları kullandınız? Yani bitkisel çözüm yollarını konuşuyoruz burada. Tonik mi ne bir ilaç öyle hani? Biri kırmızı ilham, kırmızı ilham, biri de sarıydı, sarı, limonlu. Ha evet, tonik ve iksir. Kırmızı olanı, kırmızı lahana, beyaz lahana içerir. Bu gastrit, ülser, reflüyü iyileştirir. İksir ise limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın, başak, otu, zeytin yaprağı içerir. Bu da kalp damar rahatsızlarını iyileştirir. İsterse kişinin kalp damarları tamamen tıkanmış dahi olsa açar. Geçti mi rahatsızınız tamamen Elif Hanım? Geçti. Allah senden bin kere razı olsun İbrahim Bey hocam. Allah sağlık sıhhat versin. Senin ilaçların çok güzel geldi. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ olasın. Başka sorunuz var mı Elif Hanım? Başka sorunuz var mı? Sorunumuz var da şimdi hani getirtireceğim. Şekeri var. Hı hı. İşte o ilaçları getirdik. Damarlar açıldı. İbrahim hocamızdan Allah razı olsun.
Kalp damar rahatsızlığı iyi gelmiş, gastrit ülseri de iyi gelmiş. Şimdi şekerle ilgili diyor. İnşallah evet. Şeker eğer geç kalınmadıysa Şeker hastalığı tedavi edilebilir. Tedavi edilmesi mümkün mü diyelim? Yani bitkisel yollarla diyelim. Tabii. Şekere karşı da çok güzel bir bitki var. Bu bitkinin ismi Cinnama silvestris. Açılımını isterseniz izleyicilerimize cinnama. Şimdi hani Cinnama Latincesi, silvestris Latincesi. Buna Hint dilinde kurmar denir. Kurmar. Kurmarla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4564 şeker hastası üzerinde denemiş. Klinik araştırması yapılmış Harvard Üniversitesi. Dünyada şekere, diyabete karşı etkili olan 108 bitki incelenmiş. Bunlar içerisinde kurmarın en etkili hücre, beta hücrelerini yeniliyor. Pankreası yeniliyor. Öyle bir özelliği var. Hintliler buna şeker sıfırlayan deniyor. Şeker sıfırlayan anlamında kurmar diyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kurmar Forte diye. Birleşimde yaban mersini, kara hindiba, zeytin yaprağı gibi bitki ekstrakları içerir. Çok çok etkili, mükemmel bir ürün. Evet. Şimdi romatizmadan biraz bahsedelim. Eklem ağrıları, romatizma. Kaç çeşit romatizma şekli var? Bilinen 200 tür romatizma var. En çok eklem ağrı ve sızılarına sebep olan romatoid artrit, eklem ağrıları. Bazılarının ellerinde, ayaklarında, parmaklarında eklem yerleri genellikle iltihaplanır. Bazılarının omurlarında, sırtında romatoid artrit, ağrılı, sancılı, iltihaplı. Peki nedenleri nedir romatizmanın? Bu ağrıların nedenleri nedir? Yani bitkisel yollarla yine çözümü mümkün mü? Tabii. Romatizmayı tetikleyen birçok faktör var. A, B, C. Bunlardan biri çok basit. Mesela kişi bademcik iltihaplanmasına yakalandı. Bademcikleri şişti, iltihaplandı. Streptokokon, stafilokokon gibi bakteriler diyelim ki tedavi olmadı. Kana karışıyor, iltihap, romatizmayı tetikler. Bir, iki, karaciğer rahatsızlığı var. Tedavi olmadı. Karaciğer normal olarak zeytinyağı içtiniz veya tereyağı yediniz. Neye dönüşür? Zeytinyağı, tereyağı, doğal yağlar. Margarin değil. Margarin sentetik. Margarin plastikle aynı. Hemen. Margarin tehlikeli. Trans yağlar tehlikeli. Bazıları televizyonda da reklam yapıyorlar işte. Kalbinizin dostu diyor. Halbuki öldürür bu margarinler vesaire. Hepsi tehlikeli. Tereyağı, zeytinyağı, yan tesiri yok. Mükemmel. Keten yağı, çörek otu yağı bunlar güzel. Omega 3, 6, 9 yağlar içerir. Doymamış yağ asitleri içerir. Mesela zeytinyağı kullanıyorsunuz. Zeytinyağı neye dönüşür? Linolen asit. Arahidon asit. Bu da arahidon asit. Prostaglandin E1, E2. Prostaglandin E1, E2 neye dönüşür? Hormona, kolesterola dönüşür. Kolesterol da kolesterol bazıları kötü zannediyor. Öyle değil. Yani kolesterol iyi kötü. Kolesterol mesela o da ayrı bir konu. Hormona dönüşür. Kolesterol erkeklik ve kadınlık hormonuna dönüşür. Hani kolesterol olmadı mı cinsellik biter. Sadece cinsellik değil, birçok hormonun ham maddesidir kolesterol. İşte bu dönüşüm sırasında karaciğerde problem varsa karaciğer birçok enzim salgılar. Bunlardan biri de elengaz ve desturaz. Elengaz ve desturaz enzimlerini karaciğer salgılayamıyorsa arahidon asit prostaglandin E1 E2 dönüşeceğine Lokotrin denen bir maddeye dönüşür. Bu da tehlikeli. İltihaplara sebep olur. İltihaplar da romatizmayı tetikler. Romatizmanın sebebi bu. Ben 13 yaşında köye gittim. Köyde çocuklarla ırmakta yüzdükten sonra çimenlere yattım. Bir gün sonra üşüttüm, hasta oldum. Tekrar şehre geldim, Kayseri'ye. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar. Çeşit çeşit deney yaptılar. Onlar deney yaptıkça ben kötüleştim. Robot gibi oldum. Eğilip bükülemez oldum. Oklava yutmuş gibi. Merdiven çıkamaz oldum. O doktor, bu doktor, şu doktor iğne, ilaç. Belimde bir ağrı kaldı. Yumuşak doku romatizması. Fibromiyalji. Belime dedeler gibi 13 sene kuşak sardım böyle. Her yıl 7-8 ay kuşakla gezdim. Baktım ki Türkiye'de ve Almanya'da kullanmış olduğum ilaçlar alerji tetikledi. Önce gastrit, ülser, sonra bronşit,
alerji, alerjik astım vesaire. Hepsini tetikledik. Kimyasal ilaç kullanan. Baktım ki yavaş yavaş öbür tarafa doğru gidiyoruz. Mezara doğru yaklaşıyoruz. Tehlikeli. Kimya mühendisliğini okuyordum Almanya'da. Son sınıf laboratuvara giremez oldum. Alerjiden, kullanmış olduğum ilaçlardan dolayı. Kimyayı bıraktım, bitkiye döndüm. Deneyler yapa yapa 4 yıl sonra romatizmaya karşı bir ilaç geliştirdik. Hamdolsun. Bu kakao gibi olan bitki Harpago. Şeytan pençesi kökü dediniz de. Bunun Latince ismi Harpago, kakao gibi. Tadı da kakaoya benzer. Harpago procumbensis Latincesi. Evet. Nasıl Harpago, kullanılması gerekiyor diyelim. Şimdi bu bilgi sade olarak da kullanılabilir. Hı hı. Karışım yapılarak da kullanılabilir. Hı hı. Mesela Harpago bu yerin 2 metre derinliğinde Afrika çöllerinde yetişir. Güney Namibya çöllerinde. 6 ay bir damla su görmez. Böyle yer elması gibi. Bir tatlı kaşığı bir bardak kaynar suyla karıştırılarak içilir. Hafif, evet, rahatsızlıkla iyi gelir. Hafif. Evet. Ağır vakalarda ekstraktını kullanmak gerekir. Çünkü efendim nedir? Bunun Harpago'nun birleşimindeki etken madde harpagozit %2,5 az. Çayıyla tedavi uzun sürer, aylar sürer. Çok daha kısa sürede iyileşmek istiyorsa kişi, biz onun için çok özel bir formül geliştirdik. Harpago Forte. Harpago, evet, Forte ısırgan ekstraktı, ardıç tohumu ekstraktı, hı-hı, Harpago ekstraktı, hı-hı, civan perçemi ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bunların karışımlarını yine aynı şekilde sıcak suyla mı kullanacaklar? Hayır, hayır, o kapsül. O kapsül ayrı. Yani form, evet. Anladım. Şimdi şeytan pençesi yani Harpago ile ilgili Berlin'de Oruç Doktor gözetiminde romatizma rahatsızlığı olan artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi romatizması olan hastalar tedavi edilmiş. Fransa'da 800 hasta tedavi edilmiş. Ama bazı hastalar 4 ayda iyileşir, bazı hastalar 6 ayda iyileşir. Bu hastanın hastalığına göre değişir, akut veya kronik. Federal Alman İlaç Gıda Kontrol Merkezi, acaba bunların aslı var mı yok mu diye, onlar da 1024 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, sistemik lupus, fibromiyalji gibi bunların hepsi romatizma türü tedavi edilmiştir. Bilgi var, belge var. Evet. Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, sadece bu bayan üniversitenin kliniğinde 10 binlerce romatizma hastasını tedavi etmiştir. Tedavi olmak mümkün, romatizma problem değil. Evet. Değil. Evet. Peki biraz da alerjiden bahsedelim. Zaten mevsimsel ilkbaharda geldi. Alerji nasıl oluşur? Nedenleri nedir? Alerji biraz önce. Bahar alerjisi var. Romatizma ile ilgili konuşurken, evet, o arada biraz kısaca değindim. Hı-hı. Neden? Ben 13 yıl ilaç kullandığım için bağırsaktaki her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteri. Hı hı. Vitamin üretirler. Yağları yağsına, proteinler amino asitlere, karbonhidratı glikozlara dönüştürürler. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanırsa bir, iki, içinde kimyasal katkı maddesi içeren kek, bisküvi, jelibon, gofret, sucuk, salam, sosis, yani işlenmiş gıda yerse, hı hı, abur cubur, konserve her türlü, bisküvi de konservedir, kutunun içinde de konserve, her şey konserve, evet, içeren. Bunlar bozulmasın diye aşırı katkı maddesi katılıyor. Bakteri öldürsün diye katılan bu katkı maddeleri uzun ömürlü olsun diye, hı hı, bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Bu nedenle içerisinde yani katkı maddesi olmayan bir şey yok. Kullanmamak gerekir. Doğal beslenmek gerekir. İşte yanlış beslenme ve kimyasal ilaç kullanma nedeniyle bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa ne olur? Yerine mantar yerleşir. Evet. Kandida mantarı, evet, özellikle de. Bu ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Hı hı. Mantarın üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa mesela DAO, diaminooksidaz isimli enzim, histamini minimum seviyede tutar. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek. Histamin oranı yükselirse ne olur? Alerjik hastalıklar ortaya çıkar.
Buna karşı da kullanılan kortizonlu ve antihistaminik ilaçların hiçbirisi tedavi edici değil. Hepsi hastalığı tetikleyicidir. Kimyasal ilaç, yani rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizonlu ilaç verdiler. Adamcağız hafızasını unuttu. Evini yolunu şaşırdı. Kemikleri cam kemik oldu. Sadece Rakşin Ecevit'i hatırlıyor. Kimse hatırlamıyor. Evet. Buna karşı şu elinizdeki aloe vera, aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada alerji ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belgelenmiştir. Evet, bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatice Hanım, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabiliriz efendim? Benim kızım var, 13 yaşındaydı. Evet. Kendisi alerji hastasıydı. Üniversitelere götürdüm. Üniversitelerde gerekli tedaviler yapıldı ama sonuç pek şey yapamadım. Sonra kızımın gözlerinde kaşıntı, boğazında kaşıntı. İbrahim Bey'i aradım. Bir sürü yerleri aradım ama kendisini aradım. Kendisi çıktı. Çok yardımcı oldu. Çocuğum iyileşti. İnanamadım. İkinci, yani 4 sene tedavi gördükten sonra çocuğum alerji tedavi devam ettiği halde İbrahim Bey'in gönderdiği ilaçları ben bir hafta içinde çocuğumda düzelme oldu. Ama kimse inanamaz bunu. Yani kime anlatsam bir de ben gözümle yaşadım bunu. Çocuğum benim sonuçta. Evet. Ve 4 seneden sonra çocuğum tekrar böyle bir kaşıntı tekrar başladı. Tekrar kendisini aradım. Dedim böyle böyle kurdeşen olduğunu söyledi ayrıyetten. Ve hangi doktora götürdüysem antiseptik ilaçlar verilecek dedi. Ben antiseptiği kullanmadım. Neden? Çünkü çocuğum o ilaç içtiği zaman uyuyordu. Bir şey algılamıyor. Tekrar kendisi bana bir set daha gönderdi ayrıyetten. Bu alerjiden hariç yalnız. Kurdeşen hastalığı için de gönderdi. Ve çocuğum gerçekten 4. sette ve tam düzenli kullanmadığım halde çocuğum düzeldi. Allah razı olsun. Ben çok memnunum. Ha, kendi sıkıntım var. Şu an kalp romatizmam var. O destekleri de alacağım ileride. Ama şu an önemli olan tabii ki çocuğum. Evet. Çocuğum düzeldi ve mutluyum. Yani dün, daha bugün kendisini Balıkesir'de görüştüm. Kendisi matematik öğretmenliğine okuyor. Kızım ne oldu dedim. Bir kaşıntı var mı dedim. Anne dedi hiçbir şeyim kalmadı. Daha önce 3. sette böyle vücuda kaşınırken şişiyordu çocuğumun. Ben kendisine sordum. Dedi ki çocuğun kurdeşen dikkatli olun dedi. Yani bu kolay bir şey değil. Ve tekrar çocuğumla aradım. 4. setten sonra gerçekten tedavisini gördüm. Evet. Allah bin kere razı olsun. Ve her zaman da söylüyorum yani. Bunu Kütahya'da söylemediğim insan yok. Herkese söylüyorum. Çünkü cevabını aldım. Evet. Peki yardımcı olabileceğimiz başka konu var mı? Şu anda alerjiden yani konuşuyoruz. Benim bir tek ben yardım... Bir kişi vardı şeker hastasıydı. Çocuk şeker hastası kendisi çocuk küçük çocuktu. Hı hı. Günde 4 kere insülin vuruluyordu. O dedi ki ben ne yapabilirim dedi. Ben kendisine adını verdim. Geçen böyle aradan tabii 2-3 ay geçti. Bayanık tekrar karşılaştım. Ne oldu dedim. Merak ettim küçük çocuk hakkında. Hatice Hanım dedi insülin dedi attık dedi. Yani ben bunları kendisinde yaşadım birebir. Ve yani kendisini ne tanıyorum ne diyorum. Televizyonda takip ettim aradım. Evet. Şansımıza çok çok yani ben şaşırıyorum şu an. Gerçekten çocuğumu en son Ankara yani tekrar aynı şeylere dönüyorum. Yanlış anlamayın. Bant gibi konuşuyorum ama değil. Gerçek bu. Çocuğumu Ankara'ya gönderdim. Çocuğum kaşıntılar için özel tedaviler bakıldı. Ama antiseptikten başka bir çare yok diyorlardı. Ama o kendi bana gönderdiği ürünlerle çocuğum iyileşti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için efendim. İyi akşamlar. Evet. Şimdi iki defa kullanmış. Daha önce 3-4 yıl önce bir set kullanmış. İyileştirdiği bırakmış. 4 yıl sonra tekrar nüksetmiş. Şimdi 4 set kullanmış. Artık bir şey kalmadı diyor. Çok güzel. Şimdi alerjik rahatsızlık çok ağır bir rahatsızlık. Bağırsak florası bozuluyor. Allah sağlık sıhhat versin. Alerjiye yakalanmak çok çok kötü, çok ağır bir hastalık. Alerjiye yakalanan kişi uzun süre kullanacak. Bağırsak florası yavaş yavaş oluşur. Bozmak çok kolay. 1-2 kutu penisilin kullanırsınız veya başka tür antibiyotik bağırsak florası tamamen gider. Mesela dün ben başka bir televizyon programında bir hanımefendiyle karşılaştım. Evvelki gün Fransa'dan gelmiş. Fransa'da da rahatsızlanmış.
antibiyotik almak için eczane gitmiş, vermemiş. Doktor yazmazsa veremeyiz. Ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Gidip eczane herhangi bir ilaç alamazsınız. Artı orada 1000 miligram antibiyotik yazılmaz. Türkiye'de 1000 miligram. Hiç doktora gitmeye gerek yok. İstediğin kadar antibiyotik alabilirsin. Ama bu neyi tetikleyecek? Antibiyotin yan etkilerinden de kısaca bahsedecek olursak. Dünyada en çok antibiyotik kullanan millet. Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok diyor. Faydalı bakteriler bir insanın bağırsağındaki mikroorganizmanın %99'u faydalı bakteri. Lactobacillus, bifidobakteriler vesaire. Bunlar ne işe yarıyor? İnce bağırsaktan gelen hazmedilmemiş besin artıklarını, yağları yağ asidine dönüştürür. Proteinleri amino asitlere dönüştürür. Karbonhidratları glikoza dönüştürür. Yani arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Bunlar da vitamin yapar. Peki, bizim için antibiyotik çalışır. Yerine bitkisel yollarla hastalığı nasıl geçiştirebiliriz? Çok çok kolay. Aloe vera bağışıklık sistemi güçlendirir. Veyahut da Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides. Bizdeki ıtıra benzer ama ıtır gibi değil. Türkiye'de yetişen ıtır sivrisinek öldürücü. O da faydalı. Fakat Afrika'da yetişen Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlarda 10 numara. Zaten bununla ilgili Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Grip'e karşı ise ekinezya. Biz bunu mesela geliştirdik. Ekinezya forte ürettik. Kızılderililer 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı ekinezya kullanıyor. 4000 yıldır. Avrupa'da, sadece Almanya'da 141.100 çocuk bir yıl içerisinde üşütme, grip, nezle rahatsızlığı olan çocuğu ekinezya ile tedavi edilmiş. Artık Avrupa'da doktorlar çocuklara antibiyotik, antiseptik vermiyor. Çünkü yan tesirini görüyor. Sürekli kimyasal ilaç kullanan annelerin çocukları özürlü doğuyor. Mesela bir örnek. Kontagan hapı kullanan kadınların, bayanların çocukları hep özürlü doğdu Almanya'da. 15 bin özürlü çocuk. Mahkemeye verdiler firmayı. Mahkeme 11 yıl sürdü. Perişan oldu bütün aileler. 11 yıl sonra Kontagan yasaklandı. Yasaklandığı için ismini söylüyorum. Yasaklanmayan bir sürü tehlikeli ilaç var. Evet. Yasaklandı. Ne oldu? Depodaki ilaçlar Türkiye, Mısır ve Endonezya'ya satıldı. Bu nedenle 70'li yıllarda Türkiye'de doğan birçok çocuk özürlü doğdu. İlaç öyle kullanmak kolay ama o neleri tetikliyor onu bilmek lazım. Evet, İbrahim Bey, programımızın sonuna geldik.